Merhaba arkadaşlar. YouTube'daki videolarımın altına sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi şu. Merhaba abi. Muhabbet kuşumuzun bulunduğu ortamın veya odanın sıcaklığı ne olmalı? Şimdi şöyle bir soru sorayım ben sizlere. Sizler de ona göre yorumlarınızı katabilirsiniz videomuza. Şimdi arkadaşımız demiş ki, güzel bir soru sormuş aslında. Birinci önceliğimiz şu, ben muhabbet kuşundan yavru alıyor muyum? Muhabbet kuşunu hangi ortamlarda tutuyorum veya muhabbet kuşunun bulunduğu ortamda insan yaşıyor mu? İnsanla beraber mi? Benim şu bulunduğum ortamda muhabbet kuşları sıralı bir şekilde durmakta ve sessiz bir ortam. Sadece buraya video çekmek için geliyorum. 15 günde bir giriyorum zaten bu bölgeye ben. Aynı zamanda da temizliklerini, bakımlarını yapıyorum. Buradaki amacımız muhabbet kuşumuzun ortamının sıcaklığını elimizden geldiğince 20 ve 22 derecede tutmaya çalışıyoruz. Çünkü ben muhabbet kuşlarından yumurta ve yavru alıyorum. Muhabbet kuşlarınızdan yumurta ve yavru alıyorsanız mutlaka ve mutlaka odanızın sıcaklığı 20 ve 22 derece olması lazım. Muhabbet kuşunuzun en kötü şartlarda dahi olsa 18 derecenin altına düşmemeli. 18 derecenin altına düştüğü zaman muhabbet kuşunuz size yumurta vermez. Yavrusuna bakmakta zorlanır. Bunlara dikkat edin. Nem oranını mutlaka ve mutlaka ölçtürün. Nem ölçer alın. Muhabbet kuşunuz kuluçka yapar. Yumurtalar çatlamaz, yumurtaların içinde yavrular ölür. Bu nemsizlikten kaynaklanan bir durumdur. Muhabbet kuşunuzun bulunduğu ortamın nemini ölçtürün. Oda sıcaklığını sabit tutmaya çalışın. Dijital termostatlar, dijital ölçü aletleri kullanın. Ondan sonra muhabbet kuşunuz eğer zaten eğitim amaçlı bakıyorsanız muhabbet kuşunuz zaten oturma odasında veya salonda tutarsınız. Çünkü siz de orada oturuyorsunuz. Eğitim amaçlı tutulan muhabbet kuşlarında mutlaka insanla iç içe olması lazım. Çünkü o onu görür, ona göre bilgi alır, ona göre de eğitimine idam ettirir. Yani konuşur, size cevap verir, siz ona cevap verirsiniz. Ama üretim dediğimiz zaman, muhabbet kuşundan yavru alma dediğimiz zaman farklı bir olay. Sessiz bir ortamda durmalı. Pek fazla aydınlatma olmamalı. Yani loş bir ışık olmalı. Burada da aynı zamanda 15 günde bir girilmeli, kontrol edilmeli. Gerekiyorsa kamera bağlayabilirsiniz, kamerayla sizi takip edebilirsiniz. Aksi bir durumda müdahale edersiniz en azından. Benim bulunduğum ortamda şu anda 3 tane kamera var. 3 tane kamerayla ben kontrol altına alabiliyorum. Bunlara dikkat ederseniz mükemmel verimler alırsınız. Oda sıcaklığı mutlaka önemlidir muhabbet kuşlarında. Yazın önemli değil. Yazın, baştan söylemem gerekiyordu. Yazın önemli değil. Yazın sadece nem ayarını tutturmanız lazım. Kışın mutlaka ve mutlaka oda sıcaklığımız en kötü şartlarda 18 derece olmalı. En iyi şartlarda 22-26 olmalı. Nem oranı mutlaka %60-%80 seviyelerinde olmalı. Nem oranının böyle olmasının sebebi yumurtayı rahat bir şekilde çatlatsın diye. Kuluçka da anne kuluçkaya yattı. Belli bir süre sonra yumurtanın zarı zayıflayacağından dolayı 18. 20. gününde yumurta zarından muhabbet kuşu yavrumuz rahat bir şekilde çıkacak. Buna dikkat edin arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz mükemmel sonuçlar elde edersiniz ve mükemmel başarıya ulaşırsınız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bol, sağlıklı, sıhhatli yumurtalarınız olsun. Bol, sağlıklı yavrularınız olsun. Teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Paylaşmayı unutmayın. Eksik bilgiler vardır. Eksik bilgilerini tamamlamış olur arkadaşlarımız ve aynı zamanda da gün yüzüne çıkmış olan bilgilerimiz olur. Teşekkürler arkadaşlar.